gösteren bir yani giyim tarzı. Hediye atarak çorap parasına yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Oyuncağı alsana demişsin. Rubik gibisinden mi bahsediyorsun? Orada ekranda görüyorsun diye oraya koydum. Artık çözmekten sıkıldım arkadaşlar. Bunun taktik maktik yok yani. Çok sıkıcı bir şey olmaya başladı bunu çözmek. Dikkat çekiyor. Tül çorap. Evet, ince çorap. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. Güzel yani. İlk ben yazdım. Yardımı okumadım. Ha, affedersin. Geçmiş olabilir. Bazen gerçekten hızlı geçiyor yazışmalar. Bak mesela biraz yukarı çıkarttım. Altta hemen 5 tane mesaj birikti. Peki neden ayak diye soran bir arkadaşımız var. Evet, gelelim konumuza. Yani arkadaşlar, şimdi herkesin kendine özgü bir konsepti var. Buna biraz uzun bir açıklama geçecek olursak eğer. Yani ben seviyorum. Herkesin kendine göre konsepti. Ben de yani bu şekilde sizlerle sohbet etmeyi tercih ettim. Çünkü yüzümü göstereceğim öbür türlü ve ben yüzümü göstermek istemiyorum. Böyle daha iyi. Size boş duvarı göstermek de istemedim. Yani bana daha samimi geldi açıkçası böyle. Ayak değil ki Rubik çözüyoruz. Evet, evet. Teşekkür ederim bu açıklama için. Burası bir Rubik küp yayını arkadaşlar. Hoşuna gidiyor. Aslında gitmiyor biliyor musunuz? O Rubik küpe sinir oluyorum. Çünkü bir türlü çözülmüyor. Nasılsın, iyi misin demiş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor? Küp yayın arkadaşlar. Ama çözemeyen bir küp. Ne demişsin? Diğerlerinin hepsinden iyisin. Onu anladık. Taban burada, ban yedirmiyor bir kere. Arkadaşlar inanın ki yediriyor. Yani bunu yayındaki şu an diğer kişilere de sorabilirsiniz. Yani benim önceki yayınlarıma gelen. Yani onlar biliyorlar. İnanın ki yayın pat diye kaç kere kapandı. Ve ben hesabı kapatıp yeniden hesap açmak zorunda kaldım. Bu benim yeni hesabım. Tekrar hesap açacaksın. Takipçi kasacaksın. Ondan sonra beğenilerin zaten gidiyor. Onları alamıyorsun hesaptan. Ve bu üzücü bir şey. Biz taban için geliyoruz ve prens. Arkadaşlar ban yersem ne olacak? Şikayet etmişlerdi. Demişsin. Yani arkadaşlar olabilir bilemeyeceğim. Çünkü bazen mesela böyle yayına girip de hani ne bileyim sırf belki sinir bozmak için değişik şeyler yazan insanlar olabiliyor. Tabii ki takmıyorum ben öyle şeyleri kafaya sinir olmam. Tek şeyleri herkesin kendi. Ama yani bilemiyorum şikayet gelmiş de olabilir. Ve ben genelde şunu fark ediyorum arkadaşlar. Hani mesela ben de günlük hayatımda TikTok'ta gezinen bir insanım. Ve benim hani hoşlanmadığım bazı gönderiler geldi. Zaman karşıma gönderiler görüyorum bazen. Şikayet edip de hani böyle bir baktığım zaman diyorlar ki işte TikTok tarafından bildirim geliyor. Yok işte şikayetiniz kabul edilmedi. Şikayetli bir durum yoktur. Yani farklı şey yazıyorum. Rakons teşekkür ederim. Şurada bir yorum gördüm arkadaşlar. Bakmazsak sevinirim. Çünkü yorum filtreli olmadı. Filtreli yorumlar yaparsak çok sevinirim. Başka müzik açalım mı arkadaşlar? Açalım ya. Böyle çok sessiz oldu öbür türlü. Yayın harbiden kopuyor. Bir şey yap demişsiniz arkadaşlar. Ne yapayım? Ne bekliyorsunuz? Bilmece sorabilirsiniz.
Ayak donuyor demişsin. Arkadaşlar en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? T'de hesabınız varsa T'ye gelin. Buradaki ismimle aynı. Biraz da orada yayın yapalım. Değişiklik olsun. Sonra baktık sarmazsa yine buraya geçeriz. Ne dersiniz? T ne demiş bir arkadaşımız. Onun açıklamasını yorumlarda bilen arkadaşlar yaparsa sevinirim. Teşekkür ederim Adana'yı. Orada da bir hesabım var. Aynı isim buradakiyle. TikTok'a benziyor aynı. Ben de yeni keşfettim. Orada biraz daha serbest. Taban isteyen arkadaşlar orada taban gösterebiliyorum. Ne zaman oradan niye siyah? Yaşadığın yerde taban gelecek mi? Arkadaşlar çok alakasız sorular sormuşsunuz. Siyah giyer misin diye sormuş bir arkadaştı. Yani T'ye geçtiğim zaman giyebilirim. Çorap neden öyle demişsin? Yani normal çorap arkadaşlar bilemedim şimdi. Oradan ne zaman açacaksın? 2 dakikaya çorapları değiştireceğim. Siyah geçeceğim. Hemen sizler için tekrar yayın açacağım. Anlaştık mı? Bulabilirsiniz umarım. Yine Miss Davanta.